Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle siyah ekrandayız ve yanımda... Aleyküm selam. Tabii bu bayağı ilginç bir giriş oldu. Hey gençler, nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Neler var neler yok, yaramazlık yok değil mi? Ayş. Şimdi nelerimiz var? Nelerimiz vardır? Alüminyumlarımız burada oluyor. Dur ben General'a atayım kabus malzemesi. Peki. Daha oturacak bu. Bağalım. Oh yeah. Bu arada bu insan yüzleri gerçekte hiç var olmayan insanların. Oh yeah. Ne güzel şeyler. Tabii yayını benim Discord'da üye olmayanlar, katılmayanlar göremiyor. Kabus görmüyorlar en azından. Ah be, senin bu internetinden çektiğin nedir ya? Hani neden bu kadar kötü? Görüntü bizde var. Salih'in sesi azıcık kısık. Benim de ses kısıksa eğer arttırmam gerekebilir. İstersen Köfte, ben kendime bir düğün havası verebilirim şöyle. Oo, mis gibi. Oh yeah. Ah. Evet. Ha, bu arada yayına başlamadan önce biz ne konuşuyorduk? Ha, AMD diyorduk galiba. Ya, AMD umarım Nvidia'yı bir devirir. Bu şey işine de girer, deep learning işine de girer. Aslında TensorFlow'un OpenCL forklarını vesaire buldum biraz. Ne kadar verimliler bilmiyorum. İşkence. Ya bir de ben TensorFlow 2.0'ı kullanıyorum. Daha betası çıktı 2.0'ın. Oh yeah. Yani çok uğraşmayayım. Ya orada biraz ne diyelim? Şimdi bizim nelere ihtiyacımız var? Zaten Nvidia ekran kartım var benim, hani sorun olmuyor, direkt yükte kullan. Yükte kullan değil, Nvidia kartıyla direkt sürücüleri ayrı ayrı tanıtman gerekiyor. Doğrusu Nvidia'nın deep learning sistemlerini. Evet, boş boş geziyoruz, evet. Şimdi bugün neler? Ha, bu arada arada önceki yayınla bu yayın arası yaptığım önemli bir adım. Bunu tamamladım. Aslında her katını farklı bir materyalden yapabilirdim. Şimdilik bana speed ve regeneration veriyor. Oo. He. Yani yazarımız biraz burada özünde yazar değil. Fikir üreticisi. Kolay gelsin sana. Ah, ben de geleneksel yayınlarımı devam ettiriyorum. Şimdi bu bölüm ne yapalım? Onu düşünüyorum. Thanks. Yalnız bölüm dedim ya, eski alışkanlık. Ya. Yeah. Biraz Blood Magic'le uğraşasım vardı, onun için önden araştırmam gerekecek. Onu bir sonraki yayına saklasam güzel olabilir. Çünkü Blood Magic'le uğraşmam gerekiyor kapıyı bitirmek için. Sağlık olsun, sağlık olsun. Selamlar, selamlar.
Nasılsınız Eyüphan81 Bey? Şimdi benim nelere ihtiyacım var? Ne gibi? Ne olsun, olsun. Zaten 40 yılın başı donate alıyorum. Yani onun için kendi altyapımı falan kurmakla uğraşmayayım. Kaldı ki her ödeme yöntemi komisyon alıyor. Düşününce. Ki bence gayet mantıklı bir şey. Bitcoin. Bu arada şey bir ara bir müşterim vardı. Şey adamla zaten ilişkiyi kestik. Rahatım. Adam komisyon ile faizi aynı şey kabul edip komisyon kullanan ödeme yöntemlerini reddediyor. Bu arada şey hani tırnak içinde dindar olan kesimden kendisi. Neyse. Hani şey. Onlar faiz alıyor diye. O bizim bizde günah diye reddediyor bunu. Kullandığı yöntem ne biliyor musun? Banka. Banka komisyon almıyor ondan. Yani şey, bankanın yaptığı şey direkt adamın parasını yatırıp onun üstünden onu Merkez Bankası'na yollayıp 21 gün kadar ondan faiz almak. Ah, çok ilginç. İnsanlar çok ilginç, değil mi? Oğlum niye ayağım kaşınmaya başladı şimdi? Yayın açtım diye mi her şey? Ha, kazara bir adet de pompona tekme attık galiba. Özür dilerim pompon. Ha, bu arada ne diyordum gençler? Benim bir süredir NVENC'te bir sıkıntım vardı ya. Sıkıntının kaynağı Nvidia'nın 430 sürücüleriymiş. Eğer Arch kullanıyorsanız, gerçi zaten Arch kullanıyorsanız muhtemelen 430 sürücüleri güncel sürücüdür. Ubuntu yanlış hatırlamıyorsam 418'i kullanıyordu hala. Yani adam sana hizmet veriyor, altyapını sağlıyor. Sen onun karşılığında komisyon çekmesi gayet mantıklı bir şey. Neyse, o yüzden ben komisyona karşı değilim. Hatta komisyonu inanılmaz mantıklı bir iş sistemi olarak görürüm. Neyse, ne diyecektim? Beyin gitti, ha. Nvidia'nın beta sürücülerine geçtim. Şu an 435 kullanıyorum. Ana sürücüden daha stabil. Ya. Ya kaptırdığın şey 3-5 bir şey. Nereye saklayayım? Neyi nereye saklayayım? Gayet coverlı her şey. Nvidia sürücüleri cidden kötü ya. Şu an şey 5700'lerin referans modeli olmayanların gelmesini bekliyorum. Uji aldınız be ya. Uji aldınız. Zifalar getirdiniz. Şimdi.
Ah, Apply Technologies istemişken ben şurayla ilgiliyim aslında. Bir Autocraft'a girişelim. Nedirsin Salih? Girişme. Girişeceğim. Sonra sana girişeceğim. Onun da anası bacısı var köfte. Give me a drive. Bir tane varmış zaten. Ayıplı yayın diyorlar. Daha ayıp. Nasıl ayıplı? Küfür müfür de etmiyoruz ki. Bak uslu uslu oturuyoruz. Değil mi? Kedi severiz belki. Ya bizim düzenli olayımız o değil mi zaten? Bizim bir emlakçı var. Adam her blok için bir tane kedi besliyor. Ne güzel işte. Bu arada yine şey atıyorum köfte senin Discord'a. Böyle bir göt. Bak yine küfrettirdiler beni. Hayırdır? Ya ben oturup böyle gun modellerini filan doğru dürüst yapmaya çalışırken adam şey yapıyor. Dur. Basketbolcuların birbiri basketbol diyorum şeycilerin ve beyzbolcuların birbiri el işaretli konuşmaları var. Hı-hı. Bu böyle takım içerisinde gizli. Evet. Yani dışarıdaki biri anlamasın diye. Adam şey yapıyor, makine öğrenme teknikleriyle bu işaretleri çözümlüyor. O site yalnız sana hani şey bağışı alan kişinin daha sonra o aradaki transaction'ın işlemini yapıyor. Sana onun için altyapıyı sağlıyor. Hani sana hizmet sunuyorlar orada. Aslında o parayı sen ödemiyorsun. O parayı teknik olarak ben ödüyorum. Bu adamlar bana bağış yapabilsin diye. Ve ben gayet ödemeyi kabul ediyorum. Çünkü adamlar bana hizmet veriyor. Hani beni dertten kurtarıyor orada. Yoksa köfte tişört satacaktı. O ses kimden geldi? O ses kimden geldi? Batuhan Bey senden yanıt geliyor. Alo. Evet yankı geliyor. Batuhan çok fazla yankı istiyorsan ben de yankı verebilirim. Oradan öteyinde sıçtık. Olsa... Sıçtık. Ne oldu köfte? Sıçtık. Zaten hafif gözlerim kapanıyor. Komisyonsuz bağış dediğimiz bir konsept olsaydı orada benden sabit bir fiyat alması gerekirdi. Onu düşün bir. Gene yankı geliyor bu arada senden. Hani Excalibur burada olayı özetlemiş. Adam parayı nereden alacak? Adam anasının hayrına mı bana o hizmeti verecek? Adam bana hizmeti dediğim gibi anasının hayrına vermiyor. Adam orada bana bir hizmet veriyor. Ben o hizmetten faydalanıyorum. O hizmet sayesinde kendim para kazanıyorum. Karşılığında da adam benden payda alıyor. Bence inanılmaz mantıklı bir yöntem. Yani burada sıkıntı yaşadığın ne onu anlamıyorum ben. Ben alan memnun, satan memnun bu transaction'dan. De komisyon teknik olarak ben ödüyorum.
Hadi köfte bakalım. Benim yaşadığım şeyi yaşa sen de şimdi. Nedir, nedir? O gece anlatamadım ya çocuğa. Sen şimdi de komisyon olayını anlatmaya çalış, debelen. Yani komisyonu sen ödemiyorsun, komisyonu ben ödüyorum. Yani şey, ortada bir hizmet varsa ödenmesi gereken bir şey var. Kapitalizm dediğimiz güzel sistem bunun üstüne kurulu. Diğer türlü olay komünizme bağlıyor. Is not nice. Düzeldi mi? Düzeldi mi? Düzeldi galiba. Hatta bir deneme bir iki deneme deneme bir iki deneme deneme bir iki deneme deneme bir iki deneme. Tamamdır, düzeldi. Deneme 1-2. Evet, senin sesin geliyor bize. Evet, telefondan bağlan. Linux'un Linux'a galiba bir sorun var. Bir bakalım sorun Sample audio neymiş. ayarlarını sapıtmışsındır. Evet. Ve bir de sanırım 340 tane güncelleme mevcutmuş. Ha. Önemli bir şey değildir umarım. 340 tane güncelleme. Geç Herhalde de kernel değildir. falandır. Adam orada teknik olarak parayı reklamdan falan kazanmıyor. Reklam dediğimiz konsept aslında inanılmaz az para veren bir şey. Ve evet, adam bana orada hizmet veriyor. Hizmetin karşılığını tabii ki de alacak. Ya burada ya komisyon alacak ya da benden flat şey sabit bir fiyat alacak. Bence burada hani benim düzeyimdeki biri için komisyon çok daha mantıklı. Çünkü benim hani şu X oranı geçeceğim diye bir olayım yok. Ne kazanacağım Bağış belli değil. topluyorsan her türlü yüzde oran daha iyi. Aynen. Sadece şey hani Yok PewDiePie gibi biriysen sabit fiyat daha mantıklı oluyor. köfte. Onda bile değil. O da sabit fiyatına Şöyle düşün. bağlı. Ben sana desem ki 1 dolar keseceğim her bir işleminden. PewDiePie'ın çoğu aldığı bağış 5 dolar. Yok, bahsettiğim o. Senden bu ay bu kadar keseceğim. Şeklinde flat fee. Ha, o olmuyor ya. Genelde o tip firmalar şey çalışıyor. Ya işten başına sabit Zaten ücret en çalışıyor mantıklısı ya da o. işten başına yüzde. Ya Yok, şey, bu işten tarz başına yüzde en mantıklısı. işten başına yüzde cidden en mantıklısı. Hani mesela e-ticaret tarafında çok fazla e-ticaret müşterim olduğu için biliyorum. Şeyini %2, %2,5 falan kesiyorlar her transaction başına. Mis. Fark etmiyorsun bile. Aynen. İşin sonucunda sen para hani şey şöyle düşün. Senden bu para kesiliyor ama işin sonucunda sen çok daha fazla para kazanıyorsun. Bir de dur köfte sözünü balla keseyim de şöyle anlatayım olayı. Ben diyorum ki köfte ben sana gelen bağışları güvenli bir şekilde toplayacağım. Ay sonunda sana vereceğim. Köfte de niye bunu yapıyorsun diyor. Ben köfteye diyorum ki köfte hani ben de bu işten para kazanıyorum. Diyorum ki bu işlemi yapacağım ama sana gelen her bağıştan ben %2 keseceğim. Bu ne anlama geliyor? Bu arada bir Gönderen saniye. kişiden para almıyorum. Bir saniye. Enver Paşa, son dediğinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu arada Düzgün cümle kuralım. Oluk, senin sorununu tam anlamadım. Sorun Status bar hatası alıyorsan yani status barı falan yanlış yapılandırmışsındır. Artı i3'ü ben bayağıdır kullanmıyorum düşününce. Yani başlangıç için önerdiğim bir tiling window manager'dır da. Yani sonrasında çok daha güzel alternatifler var. O yüzden
Koptum ben i3 komünitesinden komple. Ha bu arada i3 deyince de sıkıntı ne biliyor musun? İnsanlar işlemci anlıyor. Mesela Salih sen işlemci düşünmüşsündür kesin i3 lafını ilk duyunca. Değil mi? Aynen. Yani bir kere bir işlemci kavramı olarak ortaya atılmış o. Onu değiştiremezsin. Yani ben Pentium diye döner çıkarsam sen işlemci diye düşünürsün. Yani bir saniye bak. Ama zoruna diye dürüm çıkarsam yersin değil mi? Ha? Ha? Yersin. Aa. Hatay usulü zoruna dürüm köfte. Aklında olsun. Senden... Bir saniye bu komisyonu senden mi kesiyorlar? Hayır. Yok yok ben sana sormadım sana sormadım. Çünkü komisyonu benden kesmeleri lazım. Şey Lua kullanıyorsan aslında alsın güzel Lua biliyorsan halihazırda alsın bayağı rahat aslında. BSPWM kullanabilirsin. Ha o adamların o yöntemi. Şey aslında PayPal Türkiye'de kapanmamış olsa her şey çok güzel olacak. PayPal Türkiye'de açık olsa her şey çok güzel olacak. Ciddiyim. Kesin. Kesin. İşte biz de onları vetoluyoruz. Aman PayPal canım PayPal ben sana yandım güzel PayPal. O yüzden işten atıldım köfte. Ne açıdan? Bir yerde çevirmen olarak çalışıyordum. Evet. Benim çalıştığım iki şirketten bir tanesiydi. Adamlar Western Union'a gönderebiliyorlardı bana parayı. Hı. Zaten Western Union %25 benden kesiyor, %25 onlardan kesiyor. Evet. Yani adam cebinden iki kat para çıkıyor bana vermesi için. Biz Avrupa'da olan biriyle çalışacağız dediler, bıraktılar. He. Ya iş. Eskiden PayPal'dan alıyordum ödememi. PayPal'ı geri açın. Açsalar bile şu anda çok fazla bir şey değişmez. Türkiye'deki o KOBİ'lerin çoğunu öldürdüler. Ay. Ya bu arada Wiki'ye ulaşmak için Wikivand'ı kullanabilirsiniz. Wikipedia Database'in kullanan başka bir site. Şey, orada ek olarak bir de şey, Firefox ve Chrome için eklentisi vardı galiba. Otomatik olarak Wikipedia linklerini Wikivand'a yönlendiriyor. Firefox ve Chrome için eklentisi var. Yani evet Firefox'unuza gidip kuruyorsunuz. Paşa paşa. Bir
Kurma, köfte. Efendim. Kurma. Pirefox'unda anikos var. Ney? Kurma Firefox o kadar şey, yazık ona. Aman Firefox canım Firefox, ben sana yandım güzel Firefox. Şu tilkinin haline bak. Şu tilkinin haline bak. Dur dur köfte, sana başka bir şeyden dert yanayım da gün. Nedir nedir? Geçen birini Twitch'ten arkadaşlıktan sildim. Buldum nasıl sileceğimi, bu sildim. Ya çocuk, ne zaman baksam Alienity diye bir hatun var. Ha. Onu izliyor. Ne zaman ben Twitch'e girsem. Peki. Ve ben çocuğu gördükçe gıcık oluyorum. Bakın, dur senin linke tıklayayım. Ben size güzel bir VPN vereyim. Her tür porno siteye giriyor. Bu hatun gibi tipleri izleyeceğinize, gidin adam gibi porno izleyin. Köftenin yayın nasıl banlanır? Güzel şey. Güzel zamanda denk gelmişim yayına. Hayır, banlanmaz. Türkçe konuşuyoruz zaten. Ay, Türknek o konuda avantajlı. Ah, alın size. Şu şunu araştırın. Bunu kullanın, yani Twitch tot izleyeceğinize adam gibi porno izleyin en azından, hani güzel bir şey. Şey gibi değil. Gerizekalı bir hatunun böyle softcore halini izlemiyorsun. Ama köfte, çok bilendim ya çocuğa ben. Çok çok fena bilendim. Bulsam bir kaşık suda boğarım. Ne güzel. Ne güzel. Ne oldu köfte? Yok yok, şey, boğma muhabbetini ne güzel dedim. Gel bakalım engineering. Ha, varmış zaten. Yani ne yapayım, öyle kindar bir adamım. Bir de böyle insanlar gerizekalı hareketler yapıyor, daha beter, bir böyle bileniyorum resmen. Bu arada o kız niye ünlü? O aklıma geldi de. Adını söyle. Softcore porno yapıyor. Ha, tamam. Gerekçe barizmiş. Yani giyiyor şeyi, böyle dekolteyi. Oturuyor, milletle böyle muhabbet ediyor ama adam gibi de muhabbet etmiyor. Yani şimdi ben bir şey, kedisine canlı yayında yanlış tekme bir şeyler yaptı. Onu duydum. O. O işte. Ay. Bu arada benim fan açıkmış, onu fark ettim. Umarım arka plana çok gürültü gelmiyordur. Ya ben şeyden duymuyorum, Discord'dan. Ben de. Yayında duyuluyor muydu? Yayının sesi değil. Şey olmasın. Şey. Yabancı yabancı. Var ya, hatırlamsam. Bahsi geçen yayıncı yabancı. Gürültü yok dedi birisi. Ha, tamamdır. O da ısınırsa geri açarım. Hiç açmaya gerek yok. Chat hep birazdan. Üf yazsın chat. Köfteyi seyretiyoruz. Aa, bu arada bayağı bir olay oldu da şu Microsoft'un Twitch alternatifi çıktı ya. Ha, ben onda yeni yapıyorum artık. Şey, onların takdir ettiğim bir olayı var. Dress code muhabbetleri, yani şey, yayınlarda bu şekilde giyineceksin. O konuda en azından şey, bir tık katık olabilir belki, ancak şey, hani sabit bir kural vermeleri çok güzel. Twitch'i mesela en çok eleştirilen noktalarından biri o. Kuralların hepsi aşırı yüzeysel.
oradan oraya çekilebiliyor. Adamlar dedi ki, adamlar direkt hani bu bu bu. Bunlara uyuyorsa tamam. Bunlara uymuyorsa hayır. O konuda çok takdir ettim adamları. Köfteciğim, Cam Girl diye bir şey duydun mu daha önce? Evet. Tamam. Twitch Cam Girl'lerin yayın yaptığı bir site. Elbette ki kuralları ona göre olacak. Yani eskiden de o. Bizim oyun oynayanları izlememiz vesairemiz. Hani ben de senin yerinde olsam çift yayın açarım. Bir tanesinde sadece Mixer'dayım diye yayın koyarım. Sıkıntı Mixer'ın yayınlandığı... Gerçi Twitch'in de aşağı kalır yanı yolu yok da. Yani ben keyfini açtığım için çok önemli olmuyor benim için platform. Hani Twitch abi, bok gibi bir hale geldiği anda ben geçerim başka bir platforma. Orada bir sıkıntım yok. Ben direkt şey yapıyorum. Benim zaten bilim kanalı. Hı hı. Bir şuta yüklüyorum. Aynı ekran olarak. Zaten yayınlarımı da şeyde yapıyorum. Mixer'da İngilizce olarak yapıyorum. Ha. Artı şey. Ciğer yapmıştım ama yenilir gibi değil bu ciğer. Cell Workbench. Minecraft diye bir tane yeni oyun çıktı. Minecraft 1.15 diye. Hı. Onda arıları falan eklemişler. Onu gördüm. Ha, Discord'da lafı geçiyordu. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Yani fikir bulamıyoruz. Modlar ne iyi güzel yapmış. Şeyin gelmesini bekliyorum. Inventory Tweaks'in bir ok aldı eklemedikleri. Bir söyleyeyim mi? En eklemeleri gereken şey Inventory Tweaks. Onu eklemeden arayı ekledi. Hani Vanilla Minecraft'a eklenmesi gereken modlar listesinin başında Inventory Tweaks var. Diğer bütün hepsi yalan. Aynen. Kocaman arayı eklemişler. Doğru dedin. Seni sokarken de takla atıp arka tarafını sana değil geri takla atıp düz hale geliyor. Ne güzel, ne güzel. Bu arada 25 izleyicideymişiz. Güzel, güzel. Biz arıları Forestry'den bildik. Yine acayip şeyler. Arı dedin, Forestry'den olur. Kesin. Oralar ne öyle kocaman. Böyle. Şu Emi chest'imi bir Emi terminal. Ups. Emi chest, Emi terminal. Olur. Tabii ki de core'larımın hiçbiri yok. Neden olur şaşırma? Ha? Şey demiş. Olukta Guterres şey demiş. Peki direkt i3'ün açılmasını hallet. Ama tek bir sorun var. Exec i3 log u zinektrik y mi yoksa i3'ün konfiglerine mi eklemem lazım? İkisi de olur. Whatever floats your boat, my friend. Whatever floats your boat. My dick floats my boat. Güzelmiş. Oha, klasik World of Warcraft. 4, 6, 8, 10, 11, 12. Orijinal World of Warcraft yok. What? Şeye bakıyorum, Steam'deki en çok oynanan oyunlara. Minecraft hala 2, 4, 5, 6. Steam mi, Twitch mi? Twitch. Çünkü Steam dedim demin. Steam'de niye ya Minecraft yok? Ya memem olsa
Tekrar yayın açarım da memem yok işte. Aslında var memem, fena değil de. Hani kadın memesi. İlgi çekici türden değil. Aynen, hani hatun olsan ilgini çekebilir de. Bizimkilerin ilgisini çekmez. Aslında birazcık bağlam ve birazcık fondötenle. Yok o olmuyor. Şeye baktım. Ses modülatörüne baktım. Cidden olsa ses modülatörüyle oynayacaktım ben. Direkt sıfırdan hesap açacaktım. O konuda bir YouTube kanalı söyleyeceğim bu arada. Şey, Dead Inside diye bir kanal var. Ve bir saniye. Hah geldim. Yani bir, çok kısa bir ara videolar yaptı da. Eleman kusursuz kadın sesi yapıyor. Taklit ediyor. Yani izlenir. Çünkü altın. Bir şey, de güzel bir tane avatar koydun mu? Direkt elemanın yaptığı şey oyunlarda falan. Mesela şey Overwatch oynuyor. İstediği karakteri alamadı. Trollüğüne direkt olarak kadın sesine geçiyor. O şekilde istiyor. Sonrasında direkt şey aşırı erkeksi bir sese geçip "Thanks dude" deyip. İnsanın boğazında kalır. Vallahi ben oyunlarda kadın gördüğüm zaman ekstra kötü davranıyorum. Ay. Vallahi ben oyunlarda gördüğüm kişi muamelesi yapıyorum. Yok. En son hangisini atmışım? Silicon Ingot. Kanalın ismini soruyorlar tekrardan. Dead Inside. Ama şey aktif değil çok. Ara ara bir şeyler yüklüyor. Böyle ilginç kafada bir arkadaşımız. Nasıl olmuş buna sadece? Stainless steel kalsın bunda. Steel kalsın. Terra steel kalsın. Zinc kalsın. Zinc kalsın. Magnus kalsın. Mana ingot kalsın. Dead kalsın. Iron kalın var. Gold. Elementum kalsın. Selam. Elektrum kalsın. Elimler demiş. Sürümlür. Yusom Murat. Adamın adı Murat'mış. Jesuis. Kapının hikaye kalsın. Elektrum çıksın ya. Elektrum çok kullanmıyorum zaten. Şimdi sen yoktur. Sen bir tekrar gir. Sana redstone. Sonra kime göre red, neye göre stone? Güzel soru. Stone, glow. Başka birisi de şimdi de birisi şey demiş. Hayırlı akşamlar cümleten, kolay gelsin köyde. Efendim? Demiş. Nikolovskay. köfte. Efendim? Hadi ben renk yürüysem benim için Greystone. Yeşil de olabilir. Ha, o da olabilir. Neden? Birilerinden bir soru gelmiş. Demiş ki köfte better than wolves. Baktım. Better than wolves. Wolves. Abi hayır. İlgimi çekmeyen bir şey. Hikaye tabanlı. Evet, hikaye tabanlı yön verebilir. Şimdi dur. Emiya Yoport muydu o?
Udemy ya yok orada. Evet. O kadar kesik mi geliyor? Bak. Azıcık. Buyur, müsaitim galiba, emin değilim. Neye göre, kime göre? Müsait olup olmadığım. Onu zaten fark ettik, onu boş ver. Şey, senin Nikolaski, Nikolaskay diye okumana laf ettiler. Canım nasıl isterse öyle okurup belki. Belki öyle hoşuma gidiyor. Sonra sana derler ki... Niye öyle okuyorsun? Salih, burada sana gidecekti. Senin bir şeyler demen gerekiyordu. Ne? Cultural? Hadi, enrichment, tamam. Appropriation. Appropriation. Lütfen. Olayımız Nikolaevskayı, pardon, Nikolaevskayı Nikolaevskay diye okudu. Ona diyoruz. Maho. Evet, kötü okuyorum. Kötü okumak dert değil. Yanlış okumak dert. Yok. O da İyisine dert. Çalışmamak dert. Tüh. Maho. Benim hocam ilk benim tezlere baktığında beni mahvediyordu. Ağzımı yüzümü sikiyordu. Olur öyle. Gel gelin sonra. Ne lazım? Moda göre listeleyelim bakalım. Bağalım. Bu arada chat'i okuyan abi demişsin de. Çok abilik bir yanı yok arkadaşın. Aynen. Yaş kaçtı senin? 19,5. Buçuğu neden belirttin? Daha 24 Ağustos'a bir gün var. Bir gün. Buçuğu filan boşver, bir yerden sonra saymayı bırakıyorsun. Yaşta 20 yaşındayım. Sen artık olmuşsun. Olmuş mu? Ha. Neyim ben, şarap mıyım? Olmuşum. Evet. Yıllandım. Şarap olmuş olsan tam vaktinde olurdun. Bak, kadınlar şarap gibidir. Niye söyleyeyim mi? Niye? Şaraplar en güzel 20-25 yılda içilir. 40'tan sonra da hepsi sirke olur. O sirke olan Migros şarabı değil mi? O ayrı. Ne kadar kaliteli olursa olsun tüm şaraplar 40 seneden sonra sirke olur. Hatta 40 seneyi bulmaz. 40 sene onda elinde sirke vardır zaten. Mikros şarabı da olsa, benim pipimin şarabı da olsa. Hani benim pipimin aroması bile o şarabı sirkelikten kurtarmaz. Anlatabiliyor Salih. Muyum? Salih! Yayına artı 18 yapıyorsun. Olmuyor. Pipi dedim, köfte. Olsun. Tamam, benim kedimin şarabı. Better.
Bir de kadınlarla alakalı şöyle bir laf vardı. Rakıyı sek, kadını tek seveceksin diye. Evet şimdi... Satayım dedim. Olur öyle. Bak o zaman ben kadınlarla ilgili daha güzel bir şey söyleyeyim. Tüm kadınlar çiçektir, diplerini nemle tutmak gerekir. Neyse konuyu değiştirelim Yaşar, yeni sorulara açıp. Ya köfte, bugün kadın düşmanlığı günümdeyim. Böyle... Fark ettim. Hani telefonu açtım, bir geri zekalıyı öldürmüşler. Herkes böyle şey oluyor. Erkekler katildir, Türkiye'de kadın olmak kötüdür. Amına koyayım. Ben sana başka bir şey söyleyeyim köfte. Benim annem çocuk doktoru. Sik kadar hastanede çalışıyor. O hastanede her sene bir ya da iki tane kadın kendi çocuğunu zehirliyor sevgilisini görmek için. Senede bir tane iki tane kadını sevgilisi öldürmüş, ne olacak? Neyse. Öyleyken böyle. Şimdi gel bakalım. Yani ikisi de suç. Suçun büyüğü küçüğü yoktur. İşte burada oluyor. Kadın ölünce büyük suç oluyor. Çocuğunu zehirleyince suç bile olmuyor. Polisi getiriyorlar. Kadını paketliye götürüyor. Kadın iki gün sonra çıkıyor. Yani erkek de öldürülüyor. Erkek öldürüldüğü zaman bir şey oluyor mu? Kimse dönüp bakmıyor. Benim o konuda savunduğum nokta her daim bellidir. Suçun iyisi kötüsü yoktur. Ben de söylüyorum köfte, tüm hayatlar eşittir. Ayrı bir şey söylemiyoruz ki. Yani. Benim kullandığım şey, bazı hayatların diğer hayatlardan daha değerli olması. Bacakların arasında penisin varsa hayatın değerli değil. İnsan değilsin bir kere. Tamamdır. En iyi storage alanımız biraz daha değerli toplu oldu. Oley! Yay! Sonunda! Ama bir saniye, ben Applied Energy Settings diye sayıklanıp duruyordum. Bir aralar. Köfte beni davet ettiğine pişman oldu ya. Ha, olur öyle. Olur öyle vakalar. Kürt polisi yakala. Her biji biji biji. Ge biji 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 biji. Türkçe yayın yapmanın tek güzel yanı bu. İstediğin gibi söyleyip istediğin gibi antipolitik konuşabiliyorsun. Algoritma seni yakalamıyor. Ama kim yakalıyor? Türk polisi. Evet. Bir de Spanish Inquisition. Nobody hides from Spanish Inquisition. İşte o da beklemediğim bir saldırı oluyor. Aynen. Ya şey yapabilsek çok güzel olurdu. Böyle hali hazırdaki Steam'deki ben oyunumu mesela sana verebilsem. Takas. Ya, takas gibi değil de mesela ben oyunu sana gönderiyorum. İşte Steam senden 1 lira kesiyor ya da benden 1 lira 2 lira kesiyor. Biz geri kalanı aramızda anlaşıyoruz. Ya da şey gibi düşün işte, bu kart satışı oluyor ya Steam'de. Evet. Onun gibi. Ben bir fiyat belirliyorum. Steam ondan %20 kesiyor.
Makul. Mesela Factorio bende var. Çok oynamak da istemiyorum. Direkt sana verirdim. Sen oynardın, ben izlerdim. Ha. RGB blok, sen git şöyle. Adalet karşısında herkes eşit haklara sahiptir. Kağıt üstünde evet. Ha, bu arada şey, eşitlikten kastımız zaten eşit hak. Eşit sonuç değil. Bu arada. Artı eşit sorumluluk. Aynen. Eşit sonuç komünizme giriyor. Aynen. O çok sağlıklı bir şey değil. Hiç değil. Ama ben hani eşit sonuç isteyenleri piramidin en altından başlatmak istiyorum. Hemen lahım ve logar işçisi olarak kadın alıyoruz. Peki zenci mi bu kişi? Oo, ben de zenciyim köfte. I identify as a trans nigger woman. Ama aynı zamanda lezbiyenim. Hem kendimi kadın gibi hissediyorum hem de lezbiyenim. Ne güzel işte. Köftenin sigortalar attı. Diş sakin ol köfteş, geçecek. Ana baba bacı kardeş, gıydığımız can bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, can bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, can bizim. Önemlisi kedi bizim. Evet, kedi candır. Kedi demişken Pompon şu an yanında mı? Hayır, değilmiş. Hay yavruş. Ha, 1 yaşında oğlu şerefsiz. Çabuk büyüyorlar ya. Bahçede de bir adet paşamız var. O da hayatımda gördüğüm en sıcakkanlı kedi. Şey, Salih, sana kedinin sıcakkanlılığını şöyle tarif edeyim. Bunun sonraki nesil kardeşleri, annesi hamile kal tekrar hamile kaldıktan sonraki nesil kardeşlerini de bıraktı. Paşa kendi kardeşlerine gidip baktı. Erkek kedi olarak. O ses kimden geliyor? Sarımsak bile kendi var. Benden gelemez köfte, ben Batuhan Bey'den geliyor. kutusunu içerisinde tek başına yaşıyorum. Batuhan Bey'den geliyor. Chat'ten yazar artık. Mute'ladım. Sadece şey, duyma kısmını kapatmış. Mikrofonu kapatmamış. Öyle bir şey olması imkansız köfte. Yetenek. Discord'un mobil sürümünde şu an ama o. Discord'un mobil sürümünün bir facia olduğu gerçeğini hesaba katalım. Valla odadan çıkarttım, hala mütlanmıyor. Ben duyuyordum kendisini. Gelir ama geri ya. Bu arada Köfteş, masaüstü FRP oynuyor muydun sen? Bazen. Aklımda böyle bir oyun açmak var. Yani oyunun hikayesinin büyük bir kısmını yazdım. Araları doldurmam gerekiyor. Oyun demişken bu arada ben de şey, kendi oyunumu yazıyorum bir yandan. Evrenimi daha doğrusu. Valla eğlenceli bir iş ya. Bir şey Batuhan, kaçırdın mı? mikrofonunu kapamayı unuttun. Daha sonra senin Çekmedim özel ama. hayatın bizim özel hayatımız oldu. Aynen. Çok fazla şey yapmamak için seni böyle sessiz bölgelere gönderdik. Sana dedik ki Ama istemezdin değil mi? Senin özel hayatın bizim özel hayatımız oldu. Ben sessiz sedasız açardım gecelerdi. olsun Kim? yani, benim özel hayatım var o kadar. Yani arkada annen konuşuyordu büyük Yok ihtimalle. yok. Karşı komşu. Oha. Takdir ettim ablayı. Mantıyı verdim. Hazırlayacağım. Sağdan verdim mantıyı, soldan verdim. Komşu bayıldı.
Evet gençler, bizim neye ihtiyacımız var? Mantıya. Mant, kesinlikle mant. Mantı ayrı. Bu arada karnım acıkmaya başladı. Karnım acıktı. Sesler kapıdan buraya kadar gelmesi değil mi? Anlar geliyor. Yani ses kapıdan telefonun mikrofonu. Oyş. Arada. Telefonların mikrofonları öyle olabiliyor ya. Telefonu ben çıktım sanıyorum, konuşmadan sesim gitmeyeceğini düşünüyorum. Bir şey yaptım da neyse. Discord'un telefon mobil sürümü zaten bir fiyasko. Discord genel olarak fiyasko da, bir Discord killer ne zaman gelecek bilmiyoruz. Neyse özel falan değil aslında falan, iyi bari. Yine ucuz yırttım bugün. O zaman ne yapıyoruz? Sebzeotu salatası. Lezzetli olur bu arada. Güzel. Yoğurtlu. Allah, benim de ciğer bozulmuş dolapta beklerken. Yine müsliye kaldık. Şansıma valide döndü. Ben de yemek yapmaya üşeniyordum. Yapmış bugün. Gerçi dün de ben yapmışım ona. Aileyle yaşamanın güzel kısımları köfte. Diğer türlü üşenince ben yemek sepeti, Hazreti Yemek Sepeti'ne başvuruyorum. Pahalı geliyor ya bana. Sepeti. Oturup ağlıyorum ben yemek sepeti. O yüzden çok üşenmiyorum zaten. Hemen chat'e gündem yemek sepeti yazarak promosyonlu yemek yiyebilirim. Doğru, yoktu bizde değil mi? Maalesef. Bizde o yok. Ama olsa çok mantıklı olabilirdi. Ha bu arada aklıma geldi de bitrate'i biraz yükselttim. Şu an yayın kalitesi nasıl? Güzel. Zaten oyun zaten piksel zaten. Bir söyleyeyim, Euro Truck Simulator'dan daha fazla bitrate istiyor Minecraft. Emin misin köfte? He? Emin misin? Evet. Çünkü Euro Truck Simulator'ın renkleri biraz daha gerçekçi ve yani hafif gri tonlarında ya. Minecraft ya daha... Şeyden diyorum. Ben YouTube'da yayın yaparken şeyler çok çok daha rahat oluyordu. Minecraft çok daha küçük oluyordu render'dan sonra. Büyük ihtimal render yaptığımız içindir. Aynen. O daha CPU intensiftir. Belki CPU şeyini, compression'ını artırırsan daha düşük olur. Mesela ben birazdan gidip mutfaktan tıkınacak bir şeyler alacağım. Sebzeotu salatası yaparken yaprakları ayırıp dalından öyle mi yıkıyoruz, yoksa önce yıkayıp sonra yaprakları dalından mı ayırıyoruz? Önce yıkıyorsun, yaprakları dalından da çok fazla ayırmana gerek yok. Kabaca kesiyorsun ya da kabaca kopartıyorsun yaprakları. Şey olmasına gerek yok ve çok incelikli olmasına gerek yok. Onun zaten tadını veren zeytinyağı olacak. Ha bu arada aklıma geldi de geçen arkadaş bana gelmişti. Sushi yaptım. Onu paylaşmış arkadaş beni etiketleyerek. Direkt izleyicilerden biri oradan bulmuş. Abi özel bir tarifin var mı diye soru geldi. Peki var mı? Ya standart. Bayağı benim yaptığım suşiler, restoranda yediğin suşi neyse o. Zaten suşiler genel olarak öyle. Bir tek köfte pirinçli şeyini nereden alıyorsun? O konuda iki tavsiyem var. Bir, baldo pirinçler gene iyi oluyor fakat bulabilirsen eğer ithal pilavlık pirinç diye geçer ya, tercihen Çin'den gelmişse eğer. Onlar çok güzel oluyor. Yani o aşırı pahalı sushi pirinci muhabbetine gitmene gerek yok. Sadece onu nasıl yapacağını bilmem biraz iyi. Ancak pirinç sirkesi bulman zorunlu. Elma sirkesiyle de yapabilirsin ancak elma ya da limon sirkesiyle de yapabilirsin ancak olmaz onun. Tuhaf bir tadı oluyor onda.
Hiç yoksa onu yaparsın. Ama pirinç sirkesi o noktada en mantıklısı. Bir de şey, şeker ve tuz oranını biraz iyi tutturman lazım. Ya onlarda sorun yok bende. Bir yaprak bulamıyorum. Şey, norileri Macro Center ya da Carrefour'dan buluyorsun. Carrefour burada yakınlarda var. Büyük Carrefour'lardan mı? Büyük Carrefour'lardan. Oralar, ya. Orada var. Hatta oraların genelde şey, sushi ekipmanı, sushi malzemesi reyonları oluyor. Küçücük bir tane göt kadar. Orada nori oluyor. Birkaç balık, somon falan filan oluyor. Yok, ben zaten balıkla yiyemem sushi'yi. Surimi oluyor. Niye ben yiyemezsin? Şeyli yapacağım direkt. Ya sebzeli yapacağım ya da pişmiş kırmızı et koyacağım üzerine. Pişmiş kırmızı et çok mantıklı değil. O zaman sebzeli yapacağım yani. Yengece de gidebilirsin ya da şey... Köfte. Hiçbir çiğ deniz ürünü yiyemiyorum. Bir de şey, somonlu olmaz ancak şey, karidesi mesela üstüne pişirmiş biçimde koyabilirsin. Bunun yanı sıra olur. Yılan balığı bulabilirsen eğer, o zaten pişmiş konuluyor illa. Bu arada yılan balığını ben biraz kaldırabiliyorum. Ama çok değil, hani 2 tane 3 tane en fazla. Sonrasında yine yukarı doğru çıkıyor yani. Bleh. O hoş şey, bir görüntü olmuyor. Bünye alış. Asa şey yani, sushi düşününce Türk damak zevkinde bayağı absürt bir tadı kavram. Tadı da sorun yok. Tadı çok hoşuma giriyor. Yok, şey, direkt vücudun alışkın değil o tarz bir şey tüketmeye. Ha, o doğru. Yoksa tadı olarak seviyorum. Hatta şeylerim, çatallarım bitti evde. Benim çubukları çıkartacağım. Çubuklarla yiyeceğim birkaç gün. Ya ben düzenli olarak yemeklerimi haşiyle yiyorum bu arada. Rahat oluyor. Çünkü ben bir de evde çoğunlukla uzak doğu yemeği yaptığım için. Öyle zaten köfte. Ya uzak doğu yemeği yapmasam bile rahat oluyorum. Ben şey yapıyorum. Kore usulü kullanıyorum. Ha, Kore tipi haşileri bir türlü kullanamadım ya. Alıştığında diğerleri sana farklı geliyor. Ya, alışmak gerekiyor evet de. Hani bana hep tuhaf geldi. Aşırı tuhaf geldi hep de. Peki piyas konusunda herhangi bir deneyimi olan var mı? Yok. Maalesef. Ama sana çok güzel Kung Pao tarifi veririm. Kung Pao tarifi. Vallahi kelle yapacağım desem ben de onu söylerim de. Evet. Bu arada Apply Zero Logistics'te şu an çok ilginç bir bug'ım var. Bazen cover'lar görünmez oluyor böyle. İlginç. Ya da sadece Red Grind'de mi oluyor acaba? Aha, harbiden görünmez. Tek kişilik oynuyorum. Ya yani server olsa da zaten şey, halka açık server olmayacak. Onu da belirteyim. Zaten köfte öyle bir iş yapma. Benim dilim çok fena yandı. Kaptanın da dili çok kötü yanmıştı. O götten bahsetme ya. Benim yanımdaki ondan bahset. Mersi. Şimdi dur bir dünyaya girip geri çıkalım. Beş ile fiş aslında birbirinin alternatif şeyler. Hani direkt olarak shell 5. Düz shell. Eğer en iyi Linux dağıtımı hangisi? Hangi Linux dağıtımı sana güzel geliyorsa? Çok standart bir yanıt ama doğru yanıt bu. Evet, bakkal amca farklı, programcı farklı. Mesela şey, benim için Arch kusursuz dağıtım. Her şeyiyle. Ama annemin önüne Arch koysam bu ne der? Bilgisayar kullanmaz bir daha.
mesela art fazla ağır gelirse de manjora yansa. Kişiden kişiye göre değişir hani. Ama şöyle bir gerçek var, hani dağıtımı, görsellik, şudur budur ögelerine göre seçme. Genel olarak işini en rahat yapabildiğin, sana en rahat gelene göre yap. Çünkü görsellik dediğimiz konsept Linux altında tamamen modüler bir şey. Hani sen X mesela Ubuntu kurdun. Ubuntu'da NOM geliyor. Kendi özel yapılandırdığı bir NOM. Ubuntu'nun kendi özel yapılandırmalarını kaldırıp standart NOM'a çevirebilirsin. XFACE kurabilirsin. IE3 kurabilirsin. ASIM kurabilirsin. Ya da direkt olarak her şeyi terminalden çalıştırabilirsin. Vesaire. Ya da hani görselliğe göre seçeceksen onunla da biraz sıkıntı var. Çünkü Linux altında o tarz şeyleri çok rahat değiştirebiliyorsun. Windows ya da Mac gibi değil. Gerçi Mac'te de biraz değiştirebiliyorsun ama bir nebze de. Linux tarafında işin çok güzel bir yanı var. Her şey modüler. Sistemin sevmediğin ufak bir parçası var diyelim. Değiştir. Seni tutan yok. Mesela login manager'ını sevmiyorsun. Mesela ben hiçbir login manager'ı sevmiyorum. Direkt olarak ben direkt olarak login manager kullanmıyorum. Ya display manager daha doğrusu. Salih. Söyle bebişim. Benim bilgisayara ilk açtığında bayağı grafik ortam olmadan bir login ekranı geliyor. Bayağı terminalde kullanıcı adı şifremi giriyorum. Ondan sonrasında eğer TT1'deysem yani birinci oturumdaysam otomatik olarak otomatik olarak bir giriş yapıyor bana. Masaüstü ortamıma giriş yapıyor. Qt sistemde GTK bir uygulama kullanabilir misin? Kullanırsın. Neden kullanamasın ki? Ya beni çok açmıyor köfte o tip işler. Söylediğin gibi hani konsolun konsol olduğu zamanı 90'larda ben çocuk. Bilgisayarım 95'te vardı elimde. Konsol her daim güzeldir. Yani konsolla büyüdüm. Bir daha kullanmasam yine bir şey kaybetmem. Bir söyleyeyim mi? Ben şu an terminal olmadan işlerimin çoğunu verimli yapamam. Modundayım. Yani terminal gerçekten güzel bir şey. Kişiden kişiye değişiyor. Beni çok şey yapmıyor. Aslında o noktada şey benim her daim savunduğum da bir şey var. Biraz alışma da işin söz konusu. Köfte hani, benim alışacağım bir şey yok. Bununla büyüdüm. Ama unutma diye bir konsept de söz konusu. Sen grafik arayüzlü şeyler kullanmaya daha sonrasından çok alıştın mesela. Yani hiç de konsolu aramıyorum. Bir de şöyle bir gerçek var. Windows altındasın sen. Yine aramıyorum. Windows altında zaten konsol aranmaz. Çünkü Windows altındaki en iyi konsol alternatifin. PowerShell rezalet. Hani bir ara Windows sistem adminliği yapmam gerekti bir şirkette. Windows sistem yöneticilerinin neden terminalden nefret ettiğini anladım. Çünkü adamların elindeki terminal bok gibi. Benim işimi yarayan ya da işimi gören bir şeydi. Terminalde bir şey hızlı yapıyor olabilirsin. Bizim Emre de kullanıyor. Böyle bir sürü şey yazıyor, çiziyor filan. Hani çocuk da boru değil bu arada. Hacettepe'yi dereceyle bitirmiş psikolojiyi. Bize gelmiş. 3-4 tane programlama dili biliyor. Hani görsem 1.90 boyunda çocuk kafama vursa öldürür. İri de. Ama böyle inanılmaz kibar, inanılmaz da zeki bir çocuktur. Emre'nin yaptığı işleri ben 4'te 1 zamanında yapıyorum. Yani bu iş böyle. Herkesin kendine uygun bir şeyi var. Ya alıştığın workflow zaten senin için en iyi workflow'dur. Ben konsol kullanmıyor da değilim. Yani Anaconda'da ve Serdar'da konsolları açıyorum. Qt konsolu olmadan çalışmıyorum mesela Anaconda'da. Bir anda yandığın açık olsun istiyorum konsolum ama o work environment'ım ayrı, normal kullanımım ayrı. Benim direkt work environment'ım terminal mesela. Yani kullandığım text editor de terminal mesela. Benim hiçbir işime yaramaz. Ben data science yapıyorum. Data science'ta
yüklemem benim bazen 10 dakika alıyor. Onun yerine veri hafızada kalsın, ben veri üzerinde işlemleri döndüreyim. Otomatikleştireceğim bir ara Wrapper işini, evet. Şimdilik böyle. Aslında otomatikleştirmeyi şurayla yapacağım da. Crossbreeding ile biraz uğraşmam lazım. Onun öncesinde bir autocraft'ın ile uğraşmam lazım. XFC'ye yüklüyken i3 kurarsam yapılandırma açısından işim kolaylaştırır mı? Hayır, kolaylaştırmaz. Niye kolaylaştırırsın? Yani senin dediğin armut varken elma yersem tadı armut tadı daha güzel olur mu? Elma seviyorsan. Yani. Ha bu arada dur, şuna artık gerek yoktu. Steam kullanımımı yok ettim gibi bir şey de. Buhar yok artık. Şimdi. Autocraft'la uğraşacaktık biz değil mi? Autocraft'la uğraş... Autocraft'la uğraşmadan önce bir şey bakacaktım. Evet, Apple. Apple Light Energy Sticks. Şimdi benim Autocraft'la uğraşmadan önce Leave Cell, Lock. Neydi Portable Cell? Neydi lan? Köfte, şimdi benim işlere dönmem gerekiyor. Kaçıyorum. Hadi yalıyorum seni. Hadi gömüşürük. Kaçacağım. Ya izlemek istediğim birkaç tane tutorial var. Onlara bakacağım. Hı. Hafif de halsizim. Benim hangi tutoriallara bakacaksın? TensorFlow'un şeyi var. Keras'ından bahseden bir tane var. Ona bakacağım. Dur. 2 dakika dur. Benim izleyicileri bir oyaladı. Benim tuvalet molasına gitmem lazım. Sevgili izleyiciler. Pipi candır, pipi canandır. Siz insanların... Aa, ne oldu öyle bir anda? Oyalama sırası bende. Sesim geliyor mu? Sesim geliyormuş. Telefonun mikrofonu daha iyi ses çıkarıyor acaba? Oyalıyorum çabuk. Bayramınız kutlu olsun. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Diyorsan chat'i gör. Chat'i sucuk. Tehlikedeysem göz kırpayım istersen. Bayramınızı falan kutluyorum da. Ben Müslüman değilim. Safaryanistim. Ama... Ben beyaz ekmek sevmiyorum ama bak. Tam çavdarlı alırım. Unonun. Brighton ile HTML olsun. Evet ben... Hani ben... Excalibur farkındayım. Ama ben Kürt gibi İngilizce konuş bazen. Kürt İngilizce konuş. Olur öyle. Ben konuşma özürlüsü oldum. Toparlayamıyorum. Doğaçlama yapamıyorum. Bayramlar Kürt Türk
kültürünün bir parçası. Hangi bayram? Güzel soru. Olabilir. Yok alınmam ya ama ben sordum işte. Biliyorum. Hazır köfte de yok darbede. Köfte beni zorla tutuyor burada. Yayın sonu kırbaç yiyorum. Moderatör olmak. Çok mutluyum ama. Ama oturamıyorum. Moderatörüm ama benim koşardan burada oturamıyorum. Hala gelmedi. Hala kapalı. Kırbacın yanında sağız. Of. Emel Paşa burada mı? Emel Paşa buradaysa soğuk hava desin. Memur Bey, kelepçe takmasak kötü anılarım var. Ne gibi kötü anılarım var acaba? Ben de Enver Paşa marşı okuyayım bu arada oyalamak için. Enver Paşa ben yokken bağış atmış sanırım. Listenin başında gördüm. Enver Paşa'ya sonra klibine atarım. Enver Paşa'ya küçük bir rica sevdiğim. Hoş geliş Erol'a. Kahraman Enver Paşa, bir emir ver orduna, Kafkas dağını aşa, askerin, milletin, bayrağınla çok yaşa, arş arş arş, ileri, ileri, dönmez geri, Türk'ün askeri, sağdan sola, soldan sağa, al da bayrağın, düşman üstüne, cephede mitralyöz, ayna gibi parlıyor, Türkistan Türkleri, bayrak açmış bekliyor. Arş arş arş. İleri ileri. Dönmez geri. Türk'ün askeri. Sağdan sola. Soldan sağa. Al da bayrağın. Düşman üstüne. Yankı yokmuş gibi ben şey dinliyorum da. Anıl abi ben kanal değiştirmişim. Ben bayağı iyi oyalıyorum şu an. İstersen sen de oyalayabilirsin Salih abi. Yani takılın. Ben bir tek şeyi söyleyeceğim. Hani Java mı JavaScript mi ya da ASCII mi öğrendiği önemli değil insanların. Önemli olan algoritmayı öğrenmek. Algorithmics diye bir kitap var, bayağı bir anlatıyor. Yani bizde şey olmuştu, şey çalışmamız gerekiyordu, sinyal işleme. Hoca geldi dedi ki bu sinyal işlemeyi MATLAB'da yapacaksınız. Hani ben de MATLAB'ı o zamana kadar bir kere kurup açtım, ikincisine bakmadım. Ama yani hoca MATLAB istedi. Gittik MATLAB'ı öğrendik, MATLAB'da uyguladık. Mesela algoritmayı iyi bildiğinde algoritma yapılarını, ki ben çok çok iyi bilmiyorum. Hani güzel bir bubble sort vesaireyi yapamam. Takır takır herhangi bir dil olsun. Sana desinler ki C++. Geldim gençler. Hoş geldin köfte. Basitini birkaç saatte öğrenirsin. En fazla 2 gün sürer. Soru ne? Ya JavaScript mi Java mı öğreneyim dediler de. Yani İşine göre. Ya bence algoritma öğrensin kim öğreniyorsa. Ya zaten şey yani. Hangi program dilinden başlıyorsan başla. Onda önce yani genel programlama mantığını öğrenmen lazım zaten. Yani algoritmadır. Yani ya aslında cidden algoritma öğrenmen lazım.
Sonrasında sadece algoritma zaten hepsini alıyor. He. Sonrasında zaten şey, istediğin dili rahatlıkla öğrenebilirsin. Kesinlikle hak veriyorum. Ama şey, kullanacağın dilde de hani işe göre seçmen lazım. Mesela ne diyelim? Masaüstü uygulaması yazmak için JavaScript çok mantıklı bir şey değil. Burada lafı tabii ki de Discord ekibine gömüyoruz. Masaüstü uygulaması yazacaksan C++ kasacaksın. Hatta onu bile kasmıyorlar artık. C# yazıyorlar masaüstü uygulamalarını. Windows tarafında belki. Ama C++ güzeldir. Go güzeldir masaüstü uygulamasında. Arka planda çok ağır işlem yapmayacaksa Python güzeldir. Köfte. Go'yu şimdilik şey çalışan kimseye tavsiye etmiyorum ben. Nasıl denir? Yani iş hayatımda kullanırım diyen hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Kullanılıyor yalnız. Kullanılıyor da yani Türkiye ne zaman gelecek, ne zaman gelişecek? Türkiye ayrı. Yani ben data science ya da web çalışacaksan Python, masaüstü çalışacaksan Java ile C++. Cross platform yazacaksan bu arada hani kodun rahat olacaksa eğer Python mantıklı olabilir. İstatistik çalışacaksan R. Bu arada Go'yu cidden tavsiye ederim ya. Bir de şey, Go öğrendiğinde aslında teknik olarak C'ye de çok rahat adapte olursun çünkü aslında C. Ya köfte, C++'dan başlamasını tavsiye ederim herhangi birinin eğer masaüstü çalışacaksa ve zora hazırsa. Zora hazırsa oradan, kısmı önemli. Çünkü C++'da bayağı bir şey var. Güzel management var. Hmm. Ama bak şey olabilir. Yani Jack of all trades, sadece programlamayı öğreneyim, bir algoritma yapısına alışayım. Zaten birinci işini programlama olmayacak diyen biri için Python'da öneririm ben. Evet. Benim yeni başlayan birine önerdiğim diller zaten Python. Java'yı önerir misin köfte? Java'yı önermem yeni başlayan birine. Python kesinlikle öneririm yeni başlayan birine. Lua'yı öneririm. Lua'nın bir alanı yok ama. Var. Otomatikleştirme ya da oyun gelişme tarafında bayağı kullanılıyor Lua. Çok az köfte. Bayağı kullanılıyor. Ya bayağı kullanılsa bile oyun geliştirme alanında Türkiye'de alacağın işler kaç tane var? Büyük ihtimalle Java ile yazıyorlardır oyunların yok şu anda. JavaScript ya da C# ile yazıyorlar. Scriptlerini en azından. Ya mesela Blizzard'ın, id Software'in falan çoğu oyunu Lua ile yazılıyor. Arka script kodu Lua'dır onun. Script tarafı Lua. Yani şey, geliştiricinin yazdığı. Motor C ile C++ ile falan yazılıyor genelde. Şeyde, Unity de C# kullanıyor bildiğim. Hı-hı. Unity'nin script dili C#. O da arkada ama C++'la yazılma. Zaten ya bugün C++ kullanmadan hiçbir işlemi hızlı yapamıyorsun. Nasıl yapabiliyorsun? Çünkü onun yerine geçen şeyler de geliyor. Rust ve Go onlardan mesela. Ya da Lisp. Nefret ettiğim diye. Lisp. Lisp kodlamaya başlayana kemoterapi veriyoruz. Lisp ya. Bu arada şey, Richard Stallman'ın bir dönemki favori dilinin Lisp olduğunu biliyor musun? Of ya. Yani tamam, yer kabuğu soğumadan önce çok böyle inovatif bir dildi. Ama yer kabuğu sıcaktı yani, böyle bastığında iz çıkıyordu. Ben şu gerçeği de hesaba kat. Richard Stallman yazılım dünyasının dinozorlarından. Tamam işte. Özgür yazılım kavramı o adamla başladı. Ya benim hoca da diyor, 25 sene önce yazdığım Lisp kodu hala çalışıyor diye. Hani dil 25 senedir değişmemiş. Bir saniye, camı kapamam lazım.
Çağrı'ya uy köfte, Çağrı'ya uy. Ha bu arada şey, Discord botu komutlarıma IP komutunu da ekleyeceğim ama ne yapmak için? 127.001. Hayır. Bir adet ip görseline yönlendirecek. O da olur. Ama 127.001 de olabilir. Ya da absürtlük yapıp onun IPv6 versiyonunu yapabilirim. Ama normal köfte, hani ben ilk başta insanları yargılıyordum, kızıyordum filan. Fakat hani genelde böyle herkes kanal açıyor, böyle açık bir server filan oluyor. Zaten serverler reklamını da yapıyorlar. Böyle gelen millette oynamak için geliyor. Bir nevi böyle şey, korsan Minecraft, o versiyonda şey bulayım, arkadaş bulayım, oynayayım kafası. Ya işe geniş baktan baktığın zaman bir sürü ayrı kısmı oluyor ya, çok acayip. Neyse köfte, benim kalmam gereken vakitten fazlasını kaldım. Tamamdır. Şu işlere bakayım. Hadi kendine dikkat et. Hadi yaladım kulak memenden emdim. Ben de tam o esnada yemek yiyordum zaten. Multi-MC'den kurarken ne gibi sıkıntı yaşadın? Belki şey, ben Java pet'imi kendine göre ayarlamıştım, ondan sıkıntı yaşıyor olabilirsin çünkü şey, benim sistem Linux. Onu eğer aktarmışsam, eğer orada bir sıkıntı yaşamış olabilirsem, onun dışında bir sıkıntı yaşamaman lazım. Bir de Java sürümüm kaç. Ha bu arada Batuhan Bey, sen burada mısın? Yokmuş. Java en son sürümdeyse evet, o yüzden çalışmıyor. Java 8 kurmalısın. Java sürümün 8 olmalı. Yalnız ezan ne bitmez şeymiş. Ha bu arada Rudy'yi şöyle alayım. Rudy! Çocuk kalp krizi geçirecek duyumu bu şekilde. Şimdi ne yapıyorduk? It's applied energy sticks. Ben Ubuntu'dan memnunum sunucu konusunda. Ya teknik olarak her LTS kafasında ilerleyen dağıtım sunucu tarafında gayet iyidir. Olay tamamen senin neyi, yani sana kalmış, seni yapılandır bana. Ama şey, Ubuntu'yu genel olarak daha çok seviyorum çünkü biraz daha güncel araçları elde edebiliyorsun. Ama biraz da hani ne amaçlı yapacağın da önemli bir nokta. Şimdi önünde alır bir kapı, ardınca calculate pure certus quartz dust calculating press. Selamlar.
Karnım doydu ya. İyi geldi. Dur ezan bitmiş, ben şu camı geri açayım. Köfte ist köfte o. Köfte izimden geliyor. Köfte iz köfte değil. Camı geri açtık. Şimdi. Şunlara olursun. Merhabalar, ben Klingonist Klingon. Şimdi ya. Anladım da düzelteyim dedim. Düzeltemez miyiz? Lütfen. Bu arada düşünüyorum da zamanında şey Minecraft konusunda da şu söyleyeceğim, söyleyemedim. Hunger Games muhabbetlerini falan eleştiriyorduk. Böyle hani bu oyun yaratıcılık üzerine kurulu böyle saçma şeyler mi yapılır diye de. Sonrasında beterin beteri çıktı. Oyun piyasasında. Şimdi. Şu an için bu. Dışarıdan da gösteririz birazdan. Ops. Peki. Çok ilginç ritüellerin varmış. Bayağı fantastik ritüellermiş bunlar. Ha, unutmadan dur. Silikon, 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 silikon. Burada varmış zaten. Printed silikon. O noktada zaten bir sıkıntımız yok. Evet, Salih mezhebinden muhtemelen o. Ha evet, yayınlara ilk başladığım esnada biraz katılıyordu da bu aralar denk gelemedi. Şimdi şu autocraft'ı yaptıktan sonra da herhalde yayını bitiririm diye düşünüyorum gibi. Emin değilim. Yayın ne kadar da devam ederim. Önce bir 4'e 4. Sonra Tarko Processing Unit. Sonra bir, ups, yanlış. Sen ne eksik, sen de ne eksik? Ha, calculation processor. Abdülkıyma köfte köftecioğlu.
Sonrasında en iyi storage monitör yapmam gerekecek. Onun için level limiter. Evet, redstone torch'um yokmuş. Selam. Gırpat Bey, ne habersiniz efendim? İyiyiz efendim. Sizi buradan alıp diğer gruba götürmeye geldim. Ama ben şu an yayındayım. O zaman yayını oraya götürelim. Ne dersin? Ya da diğer grubu alıp buraya getirelim. Soralım. Eğer benim yaşımı soruyorsan şu kadarını söyleyebilirim. Çeyrek asır geçtim. Artık genç ve güzel bir insan değilim. Hayat benim. Köftebey. İfinim. Heroes of the Storm oynuyorlarmış. Ne güzel. Rahatsız ederiz diye gelmiyorlarmış. He. Mantıklı, mantıklı. Gayet düşünceli arkadaşlarım var. Evet. Köftebey. Tahmin edin bugün ne yapmaya başladım? Ne yapmaya başladın? Yapay zeka. Oh yeah. 5 dakika önce 5 dakika önce gelseydin Salih buradaydı. Abi makine öğrenmesi değil ya, normal yapay zeka. Olsun. Peki neyim ben? Neysin? Frontendçi. Backend çok yaşa. Sırf adam akıllı object oriented yazayım diye TypeScript kullanmayı öğrendim bugün ya. Neden bu kadar gülme ihtiyacı duydum? Çünkü Türkiye. Çünkü önceden kürasyon yeterince seksi değil, yapay zeka ekleyelim. Lütfen, doğduğumda İngiltere hala krallıktı değil. İngiltere hala krallık. Doğduğumda İngiltere hala imparatorluktu. Hatta ben televizyon izlemeyi bıraktığımda İngiltere hala imparatorluktu. Kendiden mi bahsediyoruz? Yok. İzleyicilerden biri benim yaşımı sordu da. Yeni bir izleyici galiba. Kendisi. Hmm. Bonjour. Merhaba, mantım hazır olmuş. Bir şekilde. Ben de mantı. Çok mantıklı bir yemektir. Evet, mantı çok mantıklı bir yemek. Mantı. Rudisan. Rudisan 1 2 3 diye selam. Merhabalar. Merhaba. Yemek yiyorum, o yüzden mikrofonumu kapalı tutuyorum. Güzel. Aramızda yeni kan mı var? Kim? Yoksa ben çok mu geri... Sen çok geridensin. Evet, ben çok geriden. Yeni kan kim? Can kan. Yar. Kafiyeli oldu. Espriyi kırpat anladı burada. Sonra anlamasaydım keşke diyor. Dauntless'a... Cheer'ımız geldi. Uzun zamandır ilk kez oyuna para verdim köfte. Ne güzel.
Oley. Buradan yanlış bir şey anlaşılmasın. Oyunları korsan indirmiyorum. Hayır, tam tersine oyun almıyorum abi uzun zamandır. Bende de o var. Onun ama şey benim hayatım uzun bir süre Guild Wars 2, Overwatch ve Dauntless üçlemesinden ibaret oldu. Benim de Minecraft, Overwatch, Euro Truck Simulator. Şu anki üçlemem bu. Ha bir de Isaac. Euro Truck Simulator'ı seviyorum. Ama o kadar oynamıyorum ya. Ben oynuyorum. Ama şey bir gerçek söz konusu bende direkt kandan geliyor. Kan çekiyor diyorsun. Aynen öyle. Köfte sana bir tane direksiyon yapalım ya. Bilgisayarı topladıktan sonra ona para biriktireceğim bu arada. Artık karar verdim. Alalım değil yapalım. O da olur. Çünkü ben kendime pedal yapacağım. Euro Truck Simulator o kadar çok ayrı cihazı kontrolör olarak kabul ediyor ki tek seferde. Hı hı. İstediğin her şeyi input kaynağı olarak gösterebiliyorsun. Isaac'i bırakmadım ben. Isaac hala oynuyorum. Isaac PS Vita'da da çok keyifli oluyor. E-Controller'ı abi direkt yani controller. E-Konsolu. Mükemmel bir deneyim. PS Vita zaten çok güzel bir şey. Ben ikinci el aldım bir tane. Full işte nedir? Ne deniyor? Hankoku kurdum. Emulator falan da kuruyorum içerisine. Benim de şey Switch alma planım var. Ben de Switch var şu an. Arkadaşım için çaldım. Bak çaldın. Tamam. Şey Zelda'yı oynadım. Çok keyifli bir şey. Ama oyunlar gereksiz pahalı. Ben PS Vita'da Borderlands 2 oynamıştım. İnanılmaz keyifli. Nasıl Borderlands 2 direkt şey için var mı PS Vita için? Var. Tamam ben onu indireyim. Ben bir de bedavaya oyun indirebiliyorum ona. PSN Store'a para veremem şimdi. Kaç yılından kalma konsol için. Zaten desteği kestikleri için kafana göre takılabilirsin bence. Evet çok ben desteği kesmeden önce bu arada şey yaptım da çok umurumda değil. Gereksiz pahalı. Katılmak istemiyorum ama katılıyorum. Steam mesela hiç bilgisayarıma hiç korsan oyun indirmemişimdir Steam'de çünkü fiyatların hepsi hani nedir? Adil bence. Steam'deki fiyatlar adil mi? Evet adil. Ya şaka maka Epic Games Store'daki oyunların pek çoğu da adil. Ya Epic'in şeyini sevmiyorum ben. Exclusive olayını sevmiyorum. Gıcık ediyor o yüzden. Siktir et umurumda bile değil. Benim umurumda. O yüzden Epic'i kullanmıyorum ben mesela o yüzden. Bu arada kullanımına laf eder miyim? Evet ediyorum. Abi benim Epic'te para verip aldığım tek bir oyun yok. Sadece Epic'te oynamak zorunda kaldığım bir oyuna para verdim. Yani in-game transaction. Onun öncesinde Epic'e gelmeden önce de oynuyordum ben Dauntless'ı. Reklam yapabiliyor muyuz köfte? Neyin reklamı olduğuna göre değişir. Dauntless grubunun. Yap bakalım. Türkiye'deki Dauntless grubu bizim. Katılabilirsiniz. Dauntless Türkiye. Facebook sayfasına hemen kayıt olun. Peki. Ya Kırpat direkt oyuna başladığı gibi o grubu kurdu. Hatta başlamadan önce kurmuştun pardon. Abi ne yapayım Monster Hunter Türkiye'de yoktu. Yani Monster Hunter World daha haber verilmeden önce ben Dauntless oynamaya başlamıştım. 3DS'in falan yok diye. Hı hı. Dedim bari topluluk falan oluşur bedava oyun kurayım dedim. Hazır yok topluluğu. Sonra uzun bir süre kimse gelmedi böyle 30 kişi falan takıldık onların hepsini de ben tek tek elle eklemiştim. Evet listede abi, ben de varım.
Aynen. Epic Games Store'a bir geldi oyun abi. Günde 3-4 kişi kabul etmeye başladı. Keşke Steam'e gelseydi ama. Evet. Ben de beni çok rahatsız etmiyor belli bir şekilde Steam'in tekel olması. Abi Steam tekel ama şey ya, hani nasıl desem, topluluğa katkı sağlayan bir tekel. Ya yani mesela ya adamlar tekel olduğunu hissettirmiyor. Hacı biz sözde tekeliz modundalar biraz. Abi kaç tane tekel? Zaten Microsoft oyunlarının hepsini ben satıyorum. Linux'la uğraşmama gerek yok demek varken gidip de Linux'u geleceğin platformu diye söyler. Ya kaç tane platform bütün oyunları zaten kendisi satıyorken ekstradan VR'a falan yatırım yapar. Bir de şeyi çıkartsalar, ona yatırım yapsalar, Half-Life 3'e. Ya Half-Life 3'ü geç, Half-Life 3 önemli değil. Yani, ben Valve'ı artık bir oyun yapımcısı olarak görmüyorum. Adamlar uzun zamandır ayrı mesele. Bu işi bırakmış gibi duruyorlar. Bence de bıraktılar da. Zaten şey, Half-Life 3'ü artık çıkartsalar hani jenerasyon geçti. Yok şey, ya ondan Half-Life öte... 3 diye çıkarmamaları lazım. Half-Life spin-off'u çıkartacaklar. O sırada ilk iki oyunu şey yapacaklar. Rework edecekler, remaster edecekler. Öbür türlü jenerasyonu yakalayamazlar. Hani böyle oyunlar da vardı. Gelin bunları oynayın. Bakın sizin için yeniledik demeleri lazım. Mantıklı. Ben olsam Black Mesa ile alakalı bir şey yapardım. Mantıklı. Mantılı pardon. Oradaki şeyin arkasındaki backstory'yi anlatabilir G-Man'in. O hoş olur bence. Belki olabilir. Daha sonra oradaki karakteri Half-Life 3'e bağlardım. Ama bunu yapmadan önce ilk iki oyunu rework ederdim. Yani yeniden görüntüsünü. Görüntü değil de remaster da değil hani. Remake diyelim. Remake yapardım. Bence direkt hani Half-Life 2 yılı grafiklerini güncellesen bile yeter hani bence. Şey, o remaster abi değil. Bence yemez şu saatten sonra. Bütün modellerin yenilenmesi lazım. Poligon artacak acı. Evet, burası bağlandı. Artık ME sistemimde crafting terminallerim var. Kerbal Space Program 2'nin trailerını izlediniz mi? Hiçbiriniz. Bu arada Steam bayağı para kazanan bir tekel. Evet. Hani kim para kazanacak? Ama şöyle bir durum var. Adamlar hani biz tekel olacağız diye kasarak tekel olmadılar. Harbiden piyasadaki bütün boşlukları doldurdular abi. Hani adamlar hizmet hani, vererek tekel oldular. Başkalarının sunduğu hizmetin, pardon, başkalarının elinden piyasa çalmaya çalışmadılar. Organik bir şekilde o piyasayı ele geçirdiler. Hani oyuncunun ne kadar ihtiyacı varsa karşıladılar abi. O yüzden zaten şey, Steam'in tekeli kendini tekel gibi hissettirmiyor. Çünkü tekel değil teknik olarak. Ne doğrusu mentalite olarak tekel değil. Oraya getirildiysen hani o mekana tekel olmuyorsun yani teknik olarak. Ama çok kötü ticari kararlar oluyorlar, ona şey diyemeyeceğim. Yani mesela oyunlardan çok fazla yüzdelik kesiyorlar. Hani bu rekabet ortamı yokken eyvallah yapılabilir bir şey ama Epic Games Store varken oyunlardan %40 mı alıyorlardı? Kaç alıyorlardı? %30. 35 benim bildiğim. 30. Abi çok fazla ya. %15 ile 35 arasında inanılmaz büyük fark var. O paradan geliştiriciye hiçbir şey kalmıyor neredeyse. Bunun yayıncıya giden masrafı var, reklama giden masrafı var, yayın platformuna giden masrafı var. Bu arada şeylere ne oldu? Bu büyük AAA oyun yapımcılarını bayağı her yerden dava açıyorlardı. Ha şey, Avrupa Birliği'nin muhabbeti. Aha. Takip eden oldu mu? Abi burada yapmaları gereken şey ne biliyor musun? Notch'un yaptığı şeyi yapmak. Ne? Notch ne yaptıysa Minecraft'ı geliştirirken ilk çıkardığında aynısını yapmaları gerekiyor oyuncu geliştiricilerine. Topluluk üzerinden yürümeleri lazım artık. Çünkü topluluğu olmayan, herkesin bireysel oynadığı oyunları
reklam yapmadan satamazsın. Ama topluluk üzerinden giden oyunların reklamını zaten topluluk yapar. Misal Linux. Linux'un reklamını görüyor musun? Hayır. Neden? Çünkü topluluk ürünü. Enterprise tarafında görüyorsun. Ya Enterprise'da görürsün. Orada business'a yapıyorsun. Son kullanıcı evet. Değil. Oyunların yani business'a pazarlandığını gördün mü? Çok fazla. Ya. Mesela şey Linux'un evet. Reklamını kim yapıyor? Ben yapıyorum mesela. Hı. Minecraft'ın zamanında reklamını kim yapıyordu? Bütün YouTuber'lar. Greg'tekin reklamını zaman... Türkiye'de kim yapıyordu mesela? Ben. Ne zaman Microsoft Minecraft'ı topluluk oyunundan çıkartıp da bireysel bir oyuna dönüştürdü? Bir şeyler inşa etmek yerine bir şeyleri tüketmek oyunun odak noktası haline gelmeye başladı. Bak bakalım Minecraft topluluğu kaldı mı? Kalmadı. Herkes dağıldı. Farklı şeyler yapmaya başladılar. Bir de şey hani Pocket Edition, Windows 10 Edition ve konsol versiyonları Minecraft'ın çok iğrenç. Hani skin mi almak, yani skin mi istiyorsun kendine güzel bir tane? Satın alman lazım. Adventure Pack'ler paralı. Hatta sanırım böyle mod gibi şeyler de ekleyeceklerdi. Bilmiyorum, tam emin değilim böyle. O da paralı. Neyle, bunları neyle kodluyorduk? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Komşu çok güzel yapmış mantığı. Bu arada şey... zaten benim Epic Games'i eleştirdiği noktalardan bir tanesi market çalmaya çalışıyor ve market çalmaya çalıştığı süreç esnasında hiçbir hizmet sunmuyor. Ya işin kötü tarafı abi, ben bir tüketiciyim ve bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Ha, bireysel olarak sevmiyorum ama tüketici olarak işime geldiği için kullanırım. Ama o noktada şöyle de bir gerçek var. Sen şuna ve şuna. Geçici bir hareket. Daha da işime gelir abi. Hayır, ileride daha da kötüleşecek. Çünkü şimdi hani markette dominantlığını arttırmak için agresif hareketler yapıyor. Ama şöyle hani çoğu oyunu mesela tamam Steam'den çekildi %15 güzel. Pat diye şimdi o zaman ne yapacak mesela oranı yükseltir aldığı. Bunu yapamaz işte. Çünkü Steam'in sunup hala kendisini sunamadığı şeyler var. Bunları tamamlamadan fiyat arttırmaya gidemez. Şu anda tek silahı ucuz olması oyunları. Geliştirici için ucuz olması o da. Ya hem yani... oyunları ucuza veriyor hem de geliştiriciye çok fazla yüzdelik bırakıyor. Bunu yapmasaydı hele ki şu anki haliyle kimse kullanmazdı abi. Ne zaman ki şey ölür, Fortnite ölür, Epic Games Store'da biter. Evet. Zaten şey Epic Games'i şu an hayata tutan şey Fortnite'dan aldıkları para. No, değil. Öyle. Epic Games Store'u şu anda ayakta tutan şey Fortnite oyuncularının "Aa burada başka oyunlar da varmış" diyerek oyunlara yönelebilme ihtimali. Böyle dışarıdan yayıncıları çekiyorlar. Yayıncıları öyle çekiyorlar. Kullanıcıları ise şey, daha doğrusu şey, firmaları ise Fortnite'dan aldıkları kitle ve parayla çekiyorlar direkt olarak. Yani Fortnite bizim Dawnless Türkiye grubumuz. Mesela evinde bahsettiğim gibi açılır açılmaz abi Dawnless o platform üzerinde yağmaya başladık Facebook grubuna insanlar. Neden? Oradan gördüler. Evet, Fortnite noktadaki en büyük sıkıntısı o zaten. Şey, kitlenin büyük kısmı oyun alacak yaşta değil, onu da onu dedi de. Abi Fortnite'ı ayakta tutan şey ne? Fortnite'a para veren insanlar. Fortnite'a para veren insanlar diğer oyunlara da para verir mi? Verir. Mantı çatalla mı yenir yoksa kaşıkla mı? Haşiyle. Kafana göre takıl.
Çok güzel yapmış komşu. Mantı haşi ile yenir. Mantı çubuk ile yenir abi. Haşi çubuk mu oluyor? Evet. Tamam, haşi ile yenir. Aramızda Bitcoin birincisi var. Selam olsun ona. 2019 Türkiye Bitcoin birincisi. Oh yeah. Ve ilk pederdamızı atalım. Bitcoin'in ne olduğunu bilmeden uluslararası bir spor olduğunu falan zannediyor insan duyunca bunu. Lel. Memleketimizi globalde temsil eden gençlerimiz. Hatta haberin içerisine böyle Türk forması, Türkiye bayraklı forma giymiş 2-3 tane genç insan koy. Bitcoin'de birinci oldular de insanlar. Evet. Yani. Kırpat artık AutoCraft'ım var. Neyin var? AutoCraft'ım var. Şey mi? Senin için otomatik olarak craft eden şemalara göre bir tane cihaz vardı. Artık AutoCraft'ım var. Yaşasın. O dediğin şey Pocket Edition'da zaten otomatik olarak geliyor. Kimse uğraşmıyor diye. Kimse uğraşamıyor diye. Abi sen eşyanın üstüne tıklıyorsun. Envanterinde yeterli eşyalar varsa otomatik olarak ekleniyor. Ha eşyanın tarifi de öyle ne bileyim. Hani şekerleme olsun diye UI'nin üzerine yerleştirilmiş. Ya, bu... Kimse uğraşamıyor diye diyecektim bu arada. Yani parmakla birazcık zor oluyor böyle tek tek her şeyi koy falan. Ha bu arada şey... O noktada zaten user review'lar önemli bir özellik. Bir yandan izleyicilere de yanıt veriyorum da. Ben mesela bir oyunu alacaksam her daim review'larına bir bakıyorum. Eğer düzgün bir review... Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Kendinize hakim olabiliyorsanız, etik anlayışınız iyiyse... Oyunu review'larına göre almayın, korsanını indirip oynayın, daha sonra da satın alın. Ama sadece korsan alıp ben buna para vermem diyorsanız size engel olamam. Ama kınarım. Kınarım evet. Türkiye'de oyunlar çok pahalı olduğu için ben artık oyunları denemek amacıyla korsan indirilmesine karşı değilim. Ben o noktada kendimle alakalı ufak bir artıyı kullanıyorum. AAA oyun sevmiyorum zaten çoğunlukla. Ya ben de çok oynamıyorum. Mesela AAA oyunlar genelde zamanını sömürmek üzerine kurgulanıyor artık. Hani ne kadar çok vakit harcarsa o kadar kaliteliymiş gibi bir imajı var oyunların. Zamanlı ve paralı. Aynen. Ya single player oyuna neden şey satın alırsın ya? Transaction'la güçlendirme alırsın. Linux altında AAA şansım var. Amazon'dan Tomb Raider serisi. Linux altında çok şeyin AAA şansı var ya. Witcher serisi. Hayır sadece native oyunlar değil. Öyle... Tomb Raider native mi? Tomb Raider native. Witcher 2 native. Witcher 3 DXVK ile mükemmel çalışıyor. Bunun yanı sıra mesela ben çok fazla Overwatch oynuyorum. Overwatch AAA bir oyun. Ya arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Hani teknoloji çok hızlı gelişiyor ya. Konsollar ayak uyduramıyor falan filan. Bir sonraki konsol nesli çıkana kadar Linux oyunları, AAA oyunları çok hızlı bir şekilde ayak uydurmaya devam edecek. O noktada zaten güçlü artılardan bir tanesi Vulkan muhabbeti. Ya Vulkan bilmiyorum ne kadar bir sonraki nesil çıktıktan sonra Linux'u ayakta tutmaya devam edebilir. Ama şu anki haliyle gayet... Yeni çıkan oyunları hızlı bir şekilde Linux'a adapte. Vulkan dedi. Şey Vulkan grafik motorundan bahsediyorum direkt olarak. Yani şey multiplatform bir motor direkt. MacOS da Vulkan kullanıyor sanırım. Yok MacOS piyasada Vulkan desteklemeyen tek işletim sistemi. Cidden mi? Evet. Halbuki adamlar AMD ile çalışıyorlar ama. Ha bana şey geldi, AMD kullanıyor sürekli, Vulkan herhalde kullanıyorlar. Bu arada komediye hazır olun, MacOS OpenGL'de desteklemiyor. Ne destekliyor? Apple'ın kendi geliştirdiği eski AMD'nin Mantle'ı vardı ya, Vulkan ondan türetildi hatta.
Evet. Apple'ın kendi geliştirdiği bir mental türevini kullanıyor. O yüzden her oyunda 20 FPS alıyorsun. Evet. Bence zaten donanım olarak da zayıf. Güncel macOS sadece AMD destekliyor. macOS benim gözümden ekran kartı olarak AMD diyoruz bu arada, işlemci olarak değil. Arkadaşlar, macOS benim gözümden ne biliyor musunuz? Star Wars. macOS benim gözümde Xcode ve Sketch makinesi. Benim gözümde de üşengeç adamın Unix'i. Abi yani Windows nasıl oyun makinasıysa, oyun ve Adobe Premiere makinasıysa abi, Windows. macOS X de Sketch ve Xcode makinası. Başka hiçbir işlevi yok benim gözümde. Ya da Starbucks'ta Hearts of Iron oynayan tip. Aa evet, ya da o. O nasıl bir tiplemedir ya? Hepsinin fenotipi şu. Gözlüklü, hafif sakal bırakmış, saçlarını toplamış. Saçlarını toplamadıysa da bir ne denir? Şapka takıyor, ne denir? Bere gibi bir şey. Bere, aynen. Bere gibi bir şey takıyor. Saçlarını arkada tutmasına yarıyor böyle. Aynen. Bir de her zaman üstünde böyle garip bir mesaj veren bir tişört var işte, ne bileyim böyle. Be abstract. Aynen. Be creative, be smart, and be hopeful böyle hani. Be. Aynen. Mesela... Ve lütfen sakal stil de önemli. Erkekse. Kızları nasıl oluyor o Starbucks şeylerinin? Ya... Kızlar... O kızlar genelde ayırt edemiyorsun. Genelde aynı oluyor hepsi. Yok, onu ayırt etmeyi öğrendim ben. Konuşmasından ayırt edebilirsin evet. Belki. Aşırı mainstream gidiyor hani. Tamam, belli düzeyde herkes... Nişantaşı ağzı kullanıyorsa... İstisnalar kaideyi bozmaz diyerekten devam ediyoruz bu arada. Herkes öyle değil. Evet. Bazıları gerçekten ihtiyacı olduğu için Mac kullanıyor. Bakınız Xcode. Ya da Swift yazıyorsa. Gene Xcode. Yok, Swift için de gerek yok. Çok daha rahat oluyor. Ben onun için macOS kurmuştum. Macintosh yapmıştım. Vim denilen yaratık abi her işi çözüyor. Ben Macintosh yapmıştım. Onun için. Ha, o ağzını yayacak dediğin şey bu arada direkt olarak nişantaşı ağzı dediğimiz şey. Ha evet. Bu... Hani gereksiz bir şekilde İngilizce ve Türkçe... Kelimeleri böyle sakız gibi uzatan, böyle gereksiz şeylerden sürekli bahseden ve Mac'i sadece Facebook'ta dolaşmak için kullanan tiplerden bahsediyoruz burada. Evet. İşte bunlar hep nişantaşı ağzı. Bir de hani Facebook'ta dolaşmak için MacBook Air de almıyor. Gidiyor, Pro alıyor. MacBook Pro. Ama onların retina ekranları çok güzel. Ya yemişim retina ekranlarını. Facebook falan yine Facebook. Ya ben elimde olsam paneli çalarım ya. Evet, Apple'ın panelleri güzel. Bunlar ekranlar çok güzel değil mi? Bu tipten bahsediyoruz. Evet. Hadi. Bir de şey var. Her üç cümleden en az ikisinde... İkisi yağ ile bitecek. Öyle gerçekten söz konusu. Evet ya, harbi ya, cidden mi ya? Mesela karamel macchiato dışında bir şey içmek onlar için hani nasıl diyeyim? White chocolate mocha. Pardon, yanlış söyledim değil mi? White chocolate mocha evet. Yanlış oldu. O kadar şekerli bakmayın. Bir şey içmek. Karamel macchiato içenler lütfen üzerlerine alınmasınlar. Lütfen karamel macchiato da içiyorlar. Alınabilirsiniz. Ya en şekerlileri içiyorlar kahve. Tamam, hepiniz alınmayın ya, tamam. Olayları aşırı şekerli kahveleri içmek. Böyle kafeinsiz. Kahveyi şekerli içmek. Abi yapmayın ya. O kahvenin olayına aykırı değil mi o şey?
It's illegal. It must be illegal. Hürmetler. Yay. Aa, boss'un mekaniğini değiştirmişler. Ha, bu arada... Bir tane boss vardı. Evet. Çarşılaşmanın belirli kısımlarında buz zırhı elde ediyordu. Hı. Ve o buz zırhını ateş ettiğinde sıfır hasar alıyordu. Artık az bir şey hasar alıyor. Yay dedin sen de. Gidin tabii. Bu bilgiyle yaşayın şimdi. Abi Whitechuck... Whitechuck mod kadarcıdan kahve tadı alabiliyor mu insan? Ben bir kere denedim de hani... Alamıyorsun. Arkadaşım dalga geçtiği için böyle utanarak içmiştim. Hani kahve tadı alıyor. Sen miydin o köfte yoksa başkası mıydı? Başkası olabilir. Ben geçmem. Ben içimden geçerim. He he soy boy diye böyle. Ha bir de onlar var işte soy boylar. O ne? Ya şu. Lütfen ben bir Whitechuck Mocha istiyorum ama kafeinsiz ve soya sütlü olsun. Ha. O da hani upgrade edilmiş versiyonu. Ya ben mesela şey almıştım böyle kışın. Çok fazla rüzgar esiyor. Ben atkısız dolaşamıyorum. Çünkü üşüyorum böyle boynum Hı-hı. falan. Boyunluklu şey süveter buldum. Hı. Kardeşim beni Thunder Boy diye çağırmaya başladı. Peki. Ne oluyor lan dedim. Hani Thunder'da ne oluyor arkadaşım? İnsanlar bu kötü bir şey mi acaba falan diye baktım. Tümblür. Ha, fonksiyonel bir kıyafetin içine etmişler kültürel olarak. Oha. Bu arada şey, fonksiyonellik demişken benim güncel Apple'la alakalı nefret ettiğim şey eski Apple'ı öldürdüler. Eski Apple'ın profesyonel düzey makinelerini cidden çok seviyordum ben. Ya zaten... Eski Apple'ın bütün olayı çok hani optimize bir şekilde çalışıyor işte ne bileyim her şey aşırı hızlı renderliyor falan filandı ya. Yani direkt olarak profesyonel sektöre çalışıyordu adamlar. Aynen. Ama artık o yok. Windows zaten... da hayvan gibi render alıyor. Ve şey, gerçek Apple macOS güzel bir işletim sistemiydi eskiden. Ha işletim sistemini bilmiyorum çünkü kullanmadım. Şöyle diyeyim. Snow Leopard ile... Dur. Hangisiydi? Şu güncel sürümleri şey... Hatta bir bakayım ya. Dur. Ya zaten gerçek Apple kullanıcıları ciddi anlamda hani... Uzun zamandır Apple hani kullanıcıları. Hala şeyde MacBook 2015 model kullanıyor hepsi neredeyse. 2015 de o kadar iyi değil aslında. O kötüleşmeye başladı. En updated o. Ha. Diğerlerini çünkü istemiyorlar direkt. Steve amca ne zaman vefat etti? 2011. Takip şey, etmediğim için. Leopard'dan Yosemite'ye kadar olan aralık var ya. MacOS'un. O aralığı bilmediğim için yine yorum yapamayacağım. Devam et. O aralık güzel. Tiger'da bir nebze güzel de Tiger'da bazı özellikler henüz tam yani mesela şey çok şey sanal masaüstleri falan henüz gelmemişti. Leopard'a geliyor onlar. Bir de Nvidia ile Apple arasında ne oldu? Ne? Eskiden Nvidia ile Apple arasında ne oldu? Eskiden Apple Nvidia işte grafik kartları kullanıyordu bilgisayarlarında. Evet. Drama döndü ama. Ne detayları bilmiyorum. Ben de. Oğlum. Ya Nvidia'yı ben pek sevmiyorum. Ben de. Ama
Ama kabul etmem gerekiyor ki her ne kadar agresif tavırlara sahip olmalarına rağmen AI tarafına çok fazla katkı sağlıyorlar. Ha bu arada şey, dün ben Nvidia'ya gene bayağı bir küfrettim. Şey benim son, Kırpat benim bir süredir yaşadığım birkaç tane sıkıntıyı biliyorsun. Nvenc sıkıntı çıkartıyordu bende, bir. İki... Nvenc yayın yaparken mi? Evet. İki şey, Overwatch oynarken bazen sistem donuyordu. Komple. Sıkıntı neymiş biliyor musun? 430 sürücüleri. Yeni çıkan sürücüler mi? Evet. Beta'ya geçtim, düzeldi. Ha. Ve şey, genele de yaygın değil. Spesifik kartlarda. Abi spesifik sorunlar uzmanlık alanımız ya. Artık alıştım ben. Sorun var mı? Atın üstüme. Attığım her adımda bir sorunla karşılaşmayınca böyle düşünüyorum. Acaba ben mi bir yerde yanlış yaptım? Neden sorunla karşılaşmıyorum diye. Ben de şu an AMD demişken, AMD'nin şey yeni kartlarının referans modeli olmayan modellerinin Türkiye'ye gelişini bekliyorum. Referans? Şu an satılanlar referans modeli hepsi. Ha tamam, şey diyorsun sen, 3. parti üreticilerin aynen kendi soğutucularıyla ürettikleri aynen diyorsun. Onlar kartı da değiştiriyorlar mı? Çok değiştirmiyorlar. Belki overclock falan yapıyorlar. Ben nasılsa Founders Edition aldım çünkü. Nvidia'nınki hani normal stock cooler'la. Ki başka hiç görmedim neredeyse kendimden sonra. Hem de vatanda görmedim. İlginç. Sonra ne diyordum? Ben grafik kartım sayesinde çok inanılmaz kar ettim. Hmm. Benim şu anda ne kadar 1080? Hiç bilmiyorum. Oy. Neon1.com'dan bakıyorum. 6000, 5200. Ha şey, şu an bu arada 5700'lerin fiyatı bayağı güzel. 2800, 2900 civarı. Ben ekran kartımı 3800'e aldım. Ben kaç aldığımı söylemeyeceğim. Alo? Söyledin bile. Birkaç kez falan böyle. Şeyler var. Linus Tech Tips var ya, adamlar mining tekini alıp çeviriyor. Sesin kesiliyor. Sesin kesildi. Şey, Linus Tech Tips var ya. Evet. O adamlar işte bir mining ekran kartını alıp şeye çevirmiş. Normal ekran kartına. Ha. Bu arada Linus Tech Tips şey, benim Discord'da bahsedilirken konuşulurken Linus yazınca kafalar bazen Torvalds karışıyor gibi. Torvalds'a gidiyor. Normalde öyle gitmesi lazım. Çocuğun biri dün Linus Sebastian'ı anlamış. Yani Linus Tech Tips'teki. Which tech guy you're talking about? Soracaksın bana. Sandalet çorap olan. Ha. O yüzden benim tabirim less cool Linus dersem eğer. Windows kullanan Linus. Less cool lütfen. Cooler Linus Windows dersem Torvalds oluyor. Adam Windows'u Linux gibi seviyor ama ya. O adam bayağı uzun süredir Windows kullanıyor. Bayağı. Hani Mac'in saçmalıklarına gömüp duruyor. Windows'un daha ne bileyim halk katmanında bir işletim sistemiymiş gibi böyle lanse ediyor. Ama Linux hakkında bir habermiş gibi böyle. Ya
Zaten şey, onların kanalındaki bütün Linux işlerini... O şey, Alex miydi? Anthony. Ha. Alex şey, makinacı. Anthony aynen. Linux'cu. Aslında teknik herhangi bir şey direkt Anthony. Onlar da. iMac ekranı kırdı herif sonra yanlış. Adam. Bir de... Reddit'te Linux kullanıcılarından şey alıyor ya, öneri alıyor. Ya bunu kaç kişi yapar yani? Bu arada tek sevdiğim sosyal medya outlet'ı Reddit yükseltmeli ya. Reddit mi? Tek sevdiğim sosyal medya kullandığım. Reddit teknik olarak sosyal medya değil, Reddit forum. Benim en sevdiğim sosyal medya Medium abi. Ofise gitmeden önce açıyorsun makaleleri, hoşuna giden bir şey var mı diye, sonra okuyorsun, gayet keyifli oluyor. Sevdiğim sosyal medya yok. Medium güzel abi, tavsiye ederim. Ama şöyle bir gerçek var, ben bayağı dediğin sosyal medya özürlü bir insanım. Ben sosyal medyaya RSS feed'i gibi kullanıyorum. Şey, Kırpat, sen benim defalarca hani Twitter ya da benzeri şeyler kullanmaya çalıştığımı gördün. Kullanabildim mi ben hiç? Hayır, Mastodon bile kullanamıyorsun. Hani? Olmuyor abi. Olmuyor bende. Twitter'ı sırf Trump'ın tweetleri için açtım. Güzel, güzel. Ya oyun geliştiricilerini falan takip ediyorum. Oyunlar hakkında daha haberlere bile çıkmadan bazı verilere ulaşma şansım oluyor. Programcılar genelde çok boş geyik yapıyorlar abi. Evet. Onlardan havalı şeyler bekliyorum, tamam mı? Ben de programcıyım falan ya. Hiç adam akıllı bir şey paylaşmıyorlar ya. Abi biz şunu fark ettik. İşimizle alakalı bir şeyler paylaştığımızda kimse bir şey anlamıyor. Onu benimsedik. O yüzden şey kullanıyorum işte. Medium'u kullanıyorum. Çünkü hani programcısın, yeni havalı bir şeyle karşılaştın. Bunu herkese anlatmak istiyorsun, tamam mı? Medium. Hey, JavaScript'te bundan 5 sene önce eklenen havalı bir özellik var ve ben bunu yeni keşfettim. Hepinize 2019'da anlatmalıyım. Hey, JavaScript diye bir dil varmış. Evet, bu arada ben yavaştan yayını bitirebilirim sanki. Olur. Kırpat, yarın burada mısın? Bu arada şaka maka ben... Ne? Yarın burada mısın? Yarın bu saatlerde belki buradayım. Gün içerisinde yapay zeka yazacağım. Olay şu. Kernel, sohbet. O geçen hafta pazar günü değil miydi? Olacaktı da. Olamadım, işim çıktı. Neyse. O zaman kapanış konuşmasını Kırpat'a atıyoruz. Yine mi? Tamam. Evet. Köfteyiz. Köfteden herkese iyi günler. İyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın.